Çocuklar doğduğu andan itibaren belli yaş dönemlerinde belli hassasiyetler uyanıyor ve uyanan bu hassasiyetle çocuk bir takım davranışlar içerisine giriyor. Biz buna duyarlılık dönemleri diyoruz. Ve çocuğun yaşı itibariyle baktığımızda, gelişimi itibariyle baktığımızda 20'ye yakın duyarlılık dönemi atlattığını, geçirdiğini görüyoruz. Ve tüm bu duyarlılık dönemi çocuğun davranışlarının ve ilişkilerinin düzenlendiği dönemdir aslında. Ve bu iç motivasyonla oluşan dönemdir. İç motivasyonla. O dönem karlılığını, kazancını elde eder çocuk. Elde ettikten sonra ben Maria Montessori'nin sözüyle söyleyeyim. Muzaffer bir kumandan gibi kazanımını elde eden çocuk bir rahatlama içerisine girer ve artık bir yetenek sahibidir diye söylüyor Maria Montessori. Duyarlılık dönemlerinde bir enerji yükselmesi, bir hassasiyet oluşması, o dönemin kazancını elde edip bazı duyarlılıklar 6 ay sürüyor, bazı duyarlılıklar 6 hafta kadar sürüyor. Belli süre içerisinde çocuk hassasiyet kazanıyor. Sonra o hassasiyeti elde ettiğinde, o kazanımı elde ettikten sonra hassasiyeti gidiyor ama bu 6 ay içerisinde çocuk bir davranış edinmiş oluyor artık. Örneğin tertip ve düzene karşı artık yaşamın içerisinde kullanmaya başlıyor. Çocuğun gelişimi bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu dönem gibi bir dönem daha var. O da en son uyanan aslında duyarlılık. Hangi duyarlılık uyanıyor çocuklarda? Hangi duyarlılık uyanıyor? Şöyle uyanan duyarlılıklar, birazcık daha altını çizmeye çalışayım duyarlılık dönemlerini. Uyanan duyarlılıklar çocuklarda illa pozitif davranış görmemiz gerekmiyor. Mesela ilk uyanan duyarlılık kaygıdır. İlk uyanan duyarlılık ayrılma kaygısıdır. Çocuk o ayrılma kaygısının hassasiyetiyle anneyi yanında tutmaya çalışır. Anne azıcık odadan ayrılmış olsa, gözü görmeyecek olmuş olsa çocuk birdenbire diye ses çıkartır. Aynı masanın altına girmiş çocuk gibi bu niye böyle yapıyor diye. Çocuk o hassasiyetiyle anneyle bağ kurmaya çalışıyor aslında. Anneyle bağ kurmaya çalışıyor ve bu 2 sene sürüyor mesela. Bazı hassasiyetler 6 ay sürer diye söyledim. En uzun süren hassasiyet bağlanmakla ilgili hassasiyet. 1 sene boyunca çocuk böyle bir mıknatıs gibi anneyle senkron olmaya çalışıyor. Şimdi bu bağlanma kökeni kaygı, ayrılmaya karşı bir kaygı. İlk uyanan hassasiyet bağlanma, son uyanan duyarlılık ise hangi duyarlılık? Cinsel duyarlılık. Cinsel. Cinsel duyarlılık, cinsel duyarlılık. Ve çocuğun içerisinde yine bir duygu uyanıyor. Bu sefer çocuk ne yapmaya başlıyor? Bu sefer çocuk masanın altına saklanan o zamanki duyarlılığa göre masanın altına saklanan çocuk şimdi bu duyarlılıkla ne yapmaya çalışıyor? Bir cinsel duyarlılık oluşmaya başlayınca karşı cinsle temasa geçmeye çalışıyor. Heyecanlanıyor. Hassasiyeti arttı çünkü. Masanın altına giren, birincil dönemde anneye bağlanmak için çaba sarf eden çocuğun uyanan iç motivasyonu gibi son motivasyonu olarak da çocuk karşı cinsle olan bir yoğunlaşma içerisine giriyor. Bu dönem onun hassasiyet dönemi ve bu dönemin kazancı genellikle neyle sonuçlanıyor? Bu dönemin kazancı evlilikle sonuçlanıyor. Hani dedik ya belli dönemlerde hassasiyet uyanıyor, belli kazanımlar elde edildikten sonra o hassasiyet yavaşça azalıyor. İşte cinsel uyaranların arttığı bu dönemden sonra çocuklar arkadaş edinmeye, sevgili olmaya, evlenmeye doğru evrilen bir sürecin içerisine giriyor. İşte bizi belki ebeveyn olarak ilgilendiren kısımda biraz burada yatıyor. Çocuğun son uyanan bu hassasiyeti, belki de cinsellikten önce de çocuğun bir hassasiyeti daha var, bir duyarlılığı daha gelişiyor aslında. Aidiyet. Cinsellikten önce çocukta aidiyet duyarlılığı gelişiyor. Bir yere kendini ait hissetmek istiyor çocuk.
Aidiyet dediğimiz şey, aidiyet duygusu, aidiyet duyarlılığı şöylesi bir şeydir. Çocuk bir grubun içerisinde kendini gördüğünde, o gruba ait hissettiğinde kendini güvende hissediyor. Önceden anne ile yakınlığı onu kendisini güvende hissettirirken, şimdi ise gruba aidiyet hissettiriyor. Grubun içerisinde yer almak ona iyi geliyor.